Bir avuç sinema televizyon öğrencisi. Çekilmesi gereken bir film. Pardon Hitchcock. Pardon Hitchcock. Pardon Hitchcock. Oğlum şu zenciden iki günlük çeksek amma da komedi olur amına koyayım. Olmaz oğlum. Hoca kısa metraj istiyor. Beyler. Bilmiyorum farkında mısınız ama artık üçüncü sınıfız. Daha ciddi işler yapmamız lazım. Bugüne kadar öyle enseye şaplak, makata parmak gittik. Sakin ol Nuri Bilge Ceylan. Sakin ol, sakin ol. Oğlum komedi çekmeyeceksek ne çekeceğiz? Aslında... benim bir senaryom var. Hoca senaryoyu okuyacak olursa onun gözlerine bak. Neden lan? Etkilenecektir. Oğlum sakata gelmeyelim. Aynen abi, hoca takılır böyle senaryolara. Yok kargaydı, yok sigaraydı. Hissettireceğiz. Berber gibi mi? Beyler, bırakın saçmalamayı da dinleyin. Bakın, bütün bu klasikleri bildiğimizi ama bunları uygulamayarak aslında bir tepki gösterdiğimizi hissettireceğiz hocaya. Anladınız mı? Pardon Hitchcock. Sabah erken geldi, erken ayrıldı. Ben Fular'ı gördüğüm gibi zaten anladıydım. Hocam ben hayatımda böyle vaka görmedim. Ben bile doktor olduğum halde ilk defa canlı olarak görüyorum. İskele 5 yakın kayıt. Muratcığım. Senden daha bir mutsuz olmanı istiyorum. Böyle daha bir asık suratlı, anladın mı? Peki tamam. Sercan, bu çekimde 3 paket sigara harcadık. Bitirelim mi bunu artık? Olması gerektiği gibi olacak. Ne yaptınız? Ekibimizin sanat yönetmeni geldiğine göre başlayabiliriz. Melis'cim, kurguya gelseydin? Yan tarafa 15 dakika geç kaldım Sercan. Sanat, disiplin gerektirir. Pardon, Hitchcock. O zaman yaza kadar unutturamayız ki. Çanakkale'de çok zor. Yani her gün rüzgar var. Sonuçta dışarı çıkarken de bu fuları yanına alacak. Alıştığı zaman bu fular sizin için daha büyük sıkıntı olacak. Peki ne yapacağız? Ona iyi davranın. Yani istediğini yapsın. Önce kitap okur. Vır zıvır bilgiler verir. Endişelenmenize de gerek yok. Endofili çok da kötü bir hastalık değil. Sercan aslında sınıfa göre bilgili bir arkadaşımız. Ama hiç böyle olmamıştı. Dediğim gibi faydalı bir vaka, sıkıntı yok. Ama bu durumdan hocalarınıza da bahsedin bence. Muratcığım, senden böyle daha bir kasvetli olmanı istiyorum. Hani böyle toplum içinde gazın gelir, bıraktım bırakacağım olur ya, böyle bir tedirginlik olur. Suratında o tedirginliği görmek istiyorum, anladın mı? Anladım. Sercan, kanka bak yayını buradan alıyoruz. Yakında buradan. Aksat diyor, sıkıntı olmasın. Güzel kardeşim, ben bu adamın suratındaki o donuk ifadeyi, o çaresizliği daha hangi çarpıcılıkla izleyiciyle hissedebilirim, ha? Velev ki adam 5 senedir ilk kez deniz gördü. Sen hiç mi Godard izlemedin bre cahil? Oo, pardon Hitchcock. Yıkıyorsun yine kuralları, asi sinemacı. Lan boş yapmayın, bir de sizinle uğraşmayalım amına koyayım ya. Tamam lan. Pardon Hitchcock. Pardon Hitchcock. Hitchcock'un Kuşlar filmini bilir misin? Evet, ne oldu ki? Bir gün bir karga üstadın üzerine pisliyor. Şirret hayvan artık nasıl sıkıldıysa öyle fırlatıp gidiyor yani, anladın mı? Tabii üstad elini kaldırıyor ve o kuş onun eline konuyor.
İnanabiliyor musun? O şirret kuş, o illet kuş onun eline konuyor. Üstada soruyorlar. Neden? Neden kuşlar? Neden kargalar? İşte üstad tarihi cevabı veriyor. Çünkü karga ölüme en çok yansıtan hayvandır. Karganın gözlerinde ölümü görüyorum diyor. Çaresizliği görüyorum diyor. Anlıyor musun? Anlıyorum Sercan. İşte tam da bu yüzden karakterimiz kargalara bakmalı. Karganın gözlerinden yansıtmalıyız her şeyi. Anlıyor musun? Lan oğlum, resmen çocuğun son kullanma tarihi geçmişti anlamına koyayım. Neyse, eve gidelim de ondan sonra doktora götürürüz artık. Pardon hiç kok. O değildi. Siz bunu niye böyle getirdiniz? Normal yollarla gelebileceğini düşünmedik. Egosu zaten 1500. Sercan evde hastaydı, gripti biraz. Hapşırıp duruyordu sürekli. Ben de uzatacağım mendile eter sürdüm, öyle verdim. Sonuçta buradayız işte böyle. Anladım. Pardon hiç kok. Bu sahnede gerçek kargaları istiyorum. Çünkü görsel efekt o sıcaklığı vermeyecek, anlıyor musun? Tamam kanka. Ayrıca ışık biraz patlayabilir çünkü adam zaten rüyada. 30 saniye boyunca sigara içip kargalara bakacak. Fışt, uyanacak. Ya siktir etmesin kargasını. After'dan yaparım ben. İşimiz gücümüz yok, karga mı tutacağız amına koyayım? Ne yapayım oğlum? Adam hastaydı, gripti. Hastaneye gidelim dedim. Sanki rüyasına gördü amına koyayım, çekime geldik. Yaşar Şengül. Bursa'da iyi top oynuyor. Hani dikkatli olmak lazım. Dördüncü yıldız sakata gelebilir. Hocam tabii öyle. Ama Anadolu takımı bir yere kadar. Bu sene kesin Galatasaray şampiyon. Neredeyim lan ben? Burası ne oğlum? Çok şükür be. Eter işe yaradı galiba çocuklar. Pardon hiç kok. Pardon hiç kok. Pardon hiç kok. Pardon hiç kok.